16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağa sarılı tabutu, muhteşem bir katafalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. 3 gün 3 gece gözleri yaşlı halk seli, generallerin ve subayların ihtiram nöbeti tuttukları bu muhteşem tabutun önünden geçtiler. Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda 19 Kasım Cumartesi günü Atatürk'ün cenaze namazı Profesör Şerafettin Yalkaya tarafından kıldırıldı. Büyük komutanlarının tabutunu elleri üzerine alan 12 general, onun cenazesini sarayın önüne getirilen top arabasına kadar taşıdılar. Bütün İstanbul, gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş, atasını, ulu önderini Ankara'ya uğurluyordu. Gülhane Parkı rıhtımından alınan tabut, Zafer Torpidosu'na konularak Yavuz zırhlısına nakledildi. Yavuz, bu büyük matem'e katılmak için yabancı devletlerin gönderdikleri harp gemileriyle Büyükada açıklarına kadar hızlandı. Misafir gemiler İzmit açıklarında 21'er fare topla atayı selamladılar. Gece İzmit'ten özel bir trene konulan tabut, yol boyunca gözleri yaşlı halkın önünden geçerek 20 Kasım Pazar günü Ankara'ya getirildi. Atatürk'ün muazzez naaşını trenden gene 12 general alarak top arabasına koydular. Büyük Millet Meclisi'nin önüne konulan katafalka tabut yerleştirildi. Bütün Ankara halkı onun önünden saygıyla geçtiler. Ertesi sabah muhteşem bir törenle Büyük Millet Meclisi'nin önünden alınan tabutu muvakkat kabrine konulmak üzere Etnolog Komitesi'ne götürüldü. Bütün dünya devletleri ebediyete intikal eden bu büyük adama karşı son vazifelerini yapmak üzere ayrı ayrı temsilciler ve tam teçhizatlı birer bölük asker yollamışlar, o dahi askeri son defa selamlamak istemişlerdi.